Güzel birlikte. Anadolu tanıtımı yapıyorum. Şimdi okumaya başlayacağım. Arada böyle kötü okuyabilirim çünkü ben de kötü yazıyorum. Şöyle yattan okuyacağım. Işık açtım çünkü. Işık açmadan peki göremezsiniz. Şimdi böyle tutuyorum. Başlıyorum. 1928 yılında Ankara Otokoç firması karar ve 1906'da da Ford'un temsilciliği olan Vehbi Koç sonraki yıllarda Türkiye'nin yerli otomobili sahip olması gerektiği fikrine daha fazla inanmaya başlar. Öyle ki bunun için hazır okullara girişir ve Ford ile ortak bir çalışma bile eder. Evet arkadaşlar, kısa bir şey yazdım. Yani ben de Google'dan baktım. Aslında biraz düzgün yazmamış olabilirim ama bunun için size de çok ama çok üzgünüm. Benim elimde bile değil ama inşallah anlamışsınızdır. Böyle. Varada falan böyle olabilir. İşte bizim Anadolu'muz böyle. Güzel. Muhteşem en eski arabalardan. Şimdi arabamızın özelliklerine geçiyoruz. Küçük bir araba nasıl bir özelliği var derseniz şöyle bir özelliği var. Bakın böyle gider. Kapıları açılabilen oyuncak bir araba. Okudum, bilgilerini verdim. Oyuncak böyle. Bir tane daha. Böyle bir şey daha var. Ses efekti. Bir de şey var. Şu faraları açılıyor. Plakası da 64 Anadolu 58. İşte bu video bu kadardı. Anadolu tanıtımı yaptım. Anadolu modelini hala anlayamadım. Babama sorabilecektim ama. Yani güzel, eğlenceli bir araba. Oyuncağı. Şimdilik görüşürüz. Benden bu kadar.